öğretmen ve yazar Gülten Dayıoğlu. Üç kuşak onun kitaplarıyla büyüdü. Kimi öyküsünde dostluğu anlattı, kiminde aile olmayı, kiminde hayvan ve doğa sevgisini. O çocuklara düş kurmayı öğretirken yazdığı kitaplarla kendi düşünü gerçekleştirdi. 90 kitaba imza atan Dayıoğlu, 1960'lı yıllarda Türkiye'de çocuk edebiyatı kavramını gündeme getiren ilk isimlerden. Birincil koşulu çocuğa görelik. Yani çocuğa göre olmayan bir kitap ister niye anlatıyorsa anlatsın, çocuk kitabı sayılmıyor. Dili de çocuğa göre olacak, anlatımı, her şeyi. Ana sütü emen bir bebeğe ağlıyor diye pilav, köfte ağzına sokuşturabilir miyiz? Hayır. Onun için işte çocuğa göre diye öyle ölçüyorum ben. Kendi çocuklarımda ilk denedim. Sonra öğrencilerimde denedim. Çocuğa göre ilkesine hiçe sayan, önemsemeyen kitaplar hiç ilgi görmedi. Çünkü benim öğretmenliğim sırasında çocuk edebiyatı diye bir şey söz konusu değildi. Ben söyledikçe değişik toplantılarda, panellerde çağırırlardı. Giderdim Ankara'ya falan da çağırırlardı. Devlet yapardı açık oturumlar. Özellikle akademisyenler, kızım sen bir ilkokul öğretmenisin. Nereden çıkarıyorsun bu çocuk edebiyatını falan? Nerede? Ne çocuk edebiyatı? Böyle bir şey yok. Çocuk, insan yavrusu ne okuyorsa o da okur. Her şeyi okur çocuk diye. Ben işin içindeyim. Hamuruyla yoğruluyorum okulda. Bilirim, daha bakışından anlarım çocuğun o kitaba ısınıp ısınmayacağını, ilgi duyup duymadığını. Bakışından, tutumundan, böyle ürkek ürkek durumunda. Ben öyle olmadığına inandım. Demin dediğime geri dönüyorum. Direnerek bir çocuk edebiyatı var diye yola çıktım. Bütün insana insan kılan ilkeler var ya, ona oturacak çocuk kitabı. Gerisine ben karışmam. Yani çocuğu yozlaştıracak konuları bir onaylanmış, bir görüşmüş gibi ortaya atılmış kitaplar artık aldı başını gidiyor. Bizim gibiler de devam ediyor. Yani ben hala bir kitabı yazıp bitirdikten sonra çocuk kitabı 6 kere okuyorum, 6. Veremem yayın evine. Şura rahat değil çünkü. Usta yazar, kitap okumanın çocuklar için hayatın doğal akışı içinde ihtiyaç duydukları ve vazgeçemeyecekleri bir yerinin olmasından yana. Çocuk daha küçücükten kitap okumaya alışmalı. Aynen solumak gibi, su içmek gibi, beslenmek gibi üç öğün. Çocuğun olmazsa olmaz ilkelerinden olmalı kitap okumak. Yani solumadan olmaz diyoruz ya, kitap okumadan yatağa girmemeli. Fadiş, uzun yıllardır eserler vererek çocukların dünyasına giren yazardan parçalar taşıyan önemli karakterlerden. Çok şey var hayatımda. Duygu var, düşünce var, heyecan var. Yürek burkuntusu var. Burkulması var. Her şey var. Ve onun için bakın 93 mü 94 mü baskıya geldi. İnşallah 100. baskısını da sağlıklı göreceğiz. Hala da beni en çok etkileyen, paylaşıyorum izleyenlerle. Fadiş, Dört Kardeşler, Yurdumu Özledim, Ben Büyünce gibi en eski kitaplarım bunlar benim. Onlardan satın almaya, Sunan Serçeleri, Kuyruğa Giriyorlar en ikonu. Bunlar biliyor musunuz? Gençler ve yetişkinler ve de yaşlılar. Niye? Geçmişte bir nostalji yaşıyorlar herhalde. Geçmişte çocukken bunları okumuşlar. Şimdi gelip imzalatıyorlar bana. İnanamazsınız. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, nitelikli çocuk ve gençlik kitaplarının artması için çalışmalar yapan önemli bir oluşum. Bu vakfı, bir vakıf kurduk. Türkiye'nin bütün ileri gelenleri,
akademisyenler, değişik yazarlar, çizerler, pek çok kişi bize danışma kurulunda görev aldı. Bir hakkını hiçbir şey beklemeden her zaman. Ve biz vakfın tek hedefi var yönetmeliğimizde. Nitelikli çocuk ve gençlik kitabı yazan gençlere, yeni yazarlara destek vermek. Her yıl bir çocuk kitabına, ertesi yıl bir yıl affedersiniz, bir çocuk kitabına, bir yıl bir gençlik kitabına ödül veriyoruz. Para ödülü. İkinci bir ödülde yeni yazarlar kitaplarını bastıracak pek ortam bulmakta zorlanıyorlar. O nedenle benim çalıştığım yayın evi ile de, onlar da yönetim kurulunda, kitabını basıyor açıkçası. O ödüllü kitabı basıyor benim yayın evim. Böylece şimdi 11 tane kitabımız oldu, ödüllü. Ne olacak bunlar diyeceksiniz. Bir hayalim var. Bunlardan bir kütüphane oluşsun istiyorum. Nitelikli çocuk kitabı yazmayı kafasına koyanlar gitsinler o kitapları okusunlar. Ve nasıl olduğu bir ipucudur. Oradan bir ipuçları elde ederler diye hayal kuruyorum. Ömrünü edebiyata adayan, kalemi çocuktan ve gençten yana olan Gülten Dayıoğlu, okurlarından aldığı güçle her geçen gün yeni düşler kurmaya, yeni kitaplara imza atmaya devam ediyor.